Arkadaşlar merhabalar. Haftanın özatında Türkiye'nin artık klasikleşen bir programı olma yolunda haftayı değerlendiriyoruz. Kimle beraberiz? Gördüğünüz gibi Umut Bey. <laughs> Yakışıklı, karizmatik, Hakikaten yeni ya. saç stiliyle gerçekten kökü bende diyor adeta değil mi abi? Bugün Bişar'ın tezgahına geldim arkadaşlar. Niye abi? Takım elbiseyle çıkacaktım evden. Geç aradı. Normalde çekimi yarın yapacağız diye biliyorduk. Hakkınızı helal edin bir dahaki evet. yayın en cante takım elbisemle Normal yoksa da dün da, tıraşımı elbiseyle. bunun için oldum. Yani beni <laughs> bu takım elbiseyle bugün yani ne kadar tezgahsız biz... çıkıyorsun bunu biz göstermeye çalıştım. Bunu bilinçli yaptım. Ümit abi tezgaha getirdim. Olsun abi canımız olsun. sağ olsun. Olsun ben ararım. Canımız güzelim. sağ olsun. Aynen öyle. Başlayalım, Başlayalım abi. Başlayalım. Çünkü gündem sıcak, programlarımız çok sıcak, çok yoğun. Galatasaray. Evet. Abi Galatasaray şimdi hepimiz bekliyorduk ki... Ya bu Galatasaray ne yapar ne eder? İlk 70 dakika ve gerçekten rakibini bence boğan bir Galatasaray ama skor hüsran. Ne diyorsun? Şimdi Galatasaray için bekleyen bir tehlike var bak. Kötü oynadıklarında da ama kazandık diyorlar. Kaybettiklerinde de ama çok iyi oynadık diyorlar. Aa, yani bu tehlike midir? Tabii tehlikelidir. Yani her türlü kendilerine yontuyorlar. Bak bu gerçek anlamda bir tehlikedir. Galatasaray bu oyunu bir daha oynayamaz. Çünkü bu Şampiyonlar Ligi'nin en büyük 3-4 favorisinden birine karşı oynadı. Oynadı. Oynadı tamam. Ama bu oyunu bir daha oynama şansı yok. Ha bir sene sonra iki sene sonra e, devamlı sürekli gazeler Devamlı Şampiyonlar Ligi'nde oynama, oynama. Yani iki hafta sonra. Yani, Gitti Alian zarar rakibi bastı. Bu şimdi, yıktı, geçti. Hepimizin bildiği bir gerçek var. Futbol ne oyunu bizim ülkemizde özellikle? Skor. Skor. Tabii, skor şimdi oynayalım. United maçındaki oyun mu Bayern maçındaki oyun mu? Bayern maçındaki bence. Peki United maçından ne aldın? 3-2. Buradan ne aldın? 3-1. 0. Yani Oradan 3 aldın buradan sıfır yani. aldın. Demek ki Hatice'ye değil Netice. neticeye bakacaksın. İyi oyundan da çıkaracağın şeyler var. Aslında o iyi oyun doğru oyun muydu? Bence doğru oyundu. Yani doğu... Bence rakibi bastın, bozdun, e, atak yaptın ama bence skor e, sonuç üretkensizlikteydi. Yani Kerem mesela 6 pastana avut atmasa maç bir sıfır. Gitti Icardi attı 2-0. Icardi kafa vurdu. Sok... Tabii ki de olsaydı olsaydı diyoruz. Ama altı pastan da herkes kaleye kaçırmıyor abi. Tamam buna hem fikirim. Anormal olan bu yani. Bir laf var ya İnsanın köpeği ısırması değil köpeğin insanı ısırması ee, özür dilerim. İnsanın köpeği ısırması haberdir. Evet. Köpeğin insanı ısırması değil. Şimdi bak. Kerem'in de altı pastan kaçırması haberdir abi. Galatasaray öyle bir oynadı ki. Hep söyledik. Öldürmeye gitti. Sanki bu dünyadaki son maçıydı. Hani derler ya Son gününmüş gibi yaşa. Evet. Yok. Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var abi. Yarın ölecek misin gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için. Çalıştık. Bu oyun öyle değildi. Bu ben yok. de bunu şöyle değerlendiriyorum. Hani bugünü son günün gibi yaşa. Evet öyle. Hani abi. böyle oyna daha abi Galatasaray. Aslanlar gibi çıktı tamam oyunda. da. Ama sonunda nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemlidir futbolda. Ama be abi yapma. Kul Bak o. Ama bu böyle. Bak şimdi iş nereye gidecek? Şimdi Hasan Kabze'nin şimdi bunu söylediğim zaman bana diyebilirler ki ya unutamamış. Unutulmaz. Niye unutulmaz? Bizim için de acı bir Beşiktaş maçı 2-1 sonradan girdi. Şeydi. Evet. Nasıl siz 6-0 unutamıyorsanız biz de Hasan Kabze'nin o son dakikada golü bizi bir hüsrana uğratmıştı. Denizli maçı evvelinde. Evet, 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 evet. Ne için anlatıyorum? Onana'nın penaltıyı kurtarması. United'ın bu gruptan ikinci çıkacağını delalet midir? Aa, enteresan bir yere bağladın durumu. 94'te Kopenhag penaltı atıyor. 97. Yani 97, 100 diyelim. Ve kaleci ve Bak. grup maçlarının en kötüsü kaleci. Şu anda kötü gidiyor. Doğru söylüyorsun. Yani geldiği 3 maçta, oynadığı 3 maçta belki de özür dilerim ilk 2 maçta ilk 2 mağlubiyetin mimarı. mimarı. Bravo. Ve bu adam şimdi kurtarıcı oldu. Üç puan yaptı mı? Yaptı. yaptı. Gidiyorsun Bayern'e. Evet yine sıfır yaptın onlar da gitti. Peki o United deplasmanına kazanır mı? İşte, aha, şimdi oraya geleceğim. Yani biz dördüncü hafta sonunda şöyle bir tablo görebiliriz abi. Bayern Münih 12 puan, Galatasaray 4 puan, United 3 A puan, Kopenhag 3 puan. Öyle olursa... Kopenhag 4 puan. Bu da olabilir. Hangisi daha kötü? Bu daha kötü. Bu daha kötü. Neden? Kopenhag'a gideceksin. United sana gelecek. Şöyle United'da aldın içeriye. Tamam. Gendin. Onlar da bayağı yenildi. Sen 4 dün 7 yaptın. Kopenhag'a yenilirsen Copenhague Şimdi ben geliyor. Vikinglerden her zaman korkarım abi. Evet abi. O zaman Kopenhag gelir, doğru söylüyorsun. Yani bu tablo kötü bir tablo. Bu kötü Ondan bir tablo. Hani amacımız ne? United'ın deplasmanda Kopenag yenilmesi şimdi. Berabere beraber kalması. Hah, bravo. Berabere kalması. Şimdi daha kötü bir tablo var. Öyle mi futbol bu? O beğenmediğiniz Kopenhag, Galatasaray burada ecel döktürdü. Evet. Ama futbol öyle bir an ki, öyle bir oyun ki. United gider yener, altı yaptı mı Bayern de seni yendi gelir buraya altı dört beraberle oynar. Evet. 6'ya 4 beraberle Bak, oynar. Ya United mi? Bak bir dakika. United. Bak United mı deme. Daha başka 2 iki hafta sonra maçlar. Evet. Daha e, belki o gelecek, bu gelecek. Abi Fenerbahçe yedek kadrosuyla gelip Galatasaray'a... 4 6-0 oynayan United'a döndürüyoruz da Galatasaray helal olsun Galatasaray abi helal olsun. Tamam da bak Değil şuraya şuraya lazım. Yani ne bilemezsin. Diyorsun? Bu Şimdi burası şampiyonlar ligi. Ama neyin hayır neyin şer olduğunu da bilemezsin. Neden? Çünkü ya Galatasaray 3. olduktan sonra yolun sonu kupa olursa. Üçüncü United, olur bak. United'ı United, ı, United ı dövdü. Yendi. Şimdi arkadaşlar bayağı bayağı baya haf baya hapsetti sahaya. Bu Galatasaray'ların hep bir hayali vardır. Kupadan elenseler de onu bir kılıfına uydururlar. Bak ben <laughs> size söyleyeyim. ya ben Galatasaray'lıktan yapmıyorum. Hayır hayır da böyle düşünüyor ama. Ama ben hayal kurmayı severim. Bir şey yani. Hayal kurmak güzeldir. Yani UEFA kupasına kaldığı zaman bir daha alacağını mı düşünüyorsun? İhtimaldir. Ya da onun bu sene alınacağını mı düşünüyorsun? bu sene var ya Allah'a büyük söylemeyeyim. Evet. Galatasaray. Ha dersin ki Galatasaray'a kim takviye yaparsın? Bir tek Ferdi takviye yaparsın. Tabii. Evet. Beşiktaş'tan zaten e, Abbakarı Abubakar'ı Icardi'nin alternatif olarak alırsın. Yedek olarak alırsın. Hani bir söylemim var. Hani hep diyorum ya Galatasaray 5 yaştan bir kadro kursan. Evet. Bu üçünden bir kadro kursan Türkiye'ye bir daha Vafa Kupası gelme şansı çok zor arkadaşlar. Yani onlar gross market biz bakkalız. Bu bir gerçek. <laughs> Bunu bilin. <laughs> Nasıl Türkiye'de Anadolu takımın şimdi Bursa Spor ne oldu? Şampiyon oldu bak şimdi nerede? Başakşehir şampiyon oldu. Bir daha olacağını mı zannediyorsunuz? Nasıl 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda, 40 yılda bir tane Anadolu takımı şampiyonluk yaşıyorsa Galatasaray, Fener, Beşiktaş, belki Trabzon Avrupa'da böyle 50 yılda bir ha, acaba bu konferans kupasından sonra bizim gibi 3. sınıf dünya ülkeleri için bir de Balkan kupası falan çıkarsa bir Avrupa kupası daha gelme ihtimali var. Yok katılmıyorum. Galatasaray bu yıl hiç olmadığı kadar UEFA Avrupa Ligi'ni almaya yakın. Ya abi. Ben. E... United'ı yeniyorsun. Bayern Münih'e kök söktürüyorsun. E bir zahmet de devre arasında da bir tane sağlam sol bek alıp ya da ısınmaması olmuş bir endombeleyi yani olanını getirip bir zahmet e Avrupa Kupası'nı oyna abi. Tamam. Oynar. Ama bak grup maçları neye benzer biliyor musunuz? Aynı. Baskette ilk 8 playoff'a gidiyor, son 8 bir daha maçları bitiyor. Yani o grup maçlarının ehemmiyeti eliminasyon maçları gibi değildir. Eliminasyon maçları çok başkadır. Çok başka bir havada oynanıyor. Doğru. Yani Manchester United'la Galatasaray ikili bir oyun oynasa eşleşme şansları yok da bir sonraki turda Ama eşleseler... Çeyrek finalde var mesela. Tamam. Bu oyun böyle olmaz. Yani Manchester United daha ciddi alıyor. Bu oyun böyle olmaz. Bir de herkes Aykut Kocaman değil. Aynı sene aynı takıma 3 defa mağlup olmaz yani. <laughs> Biliyorsunuz sevgili Aykut <haykırı gülüyor> Kocaman Fenerbahçe var. ile Akisar'a <laughs> o zaman da Okan Buruk vardı herhalde. Evet. Bir senede 3 defa ile yenildi. Diğer, içeride dışarıda Diyarbakır. Yani olmaz ya. Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok. Bir senede 3 defa oynayıp da yani sonuncuyla şampiyon oynasa 3 maç üst üste oynasa 3 parça da kaybetmesin abi. Ya bir tanesini kaybetmesin yani. En azından her geçen maçtan bir şey çıkarız. Yani Erik Ten Hag'la Galatasaray'a karşı bir şey çıkarır. Yani Peki. bu da ayakta yarı falan oynamış. Ne dersen de eee biz ele, biz tefe koymayı çok ee, rahat becerebiliyoruz. Hani Ama o da Ten Hag yani. Tabii. Bu kadar belki Türkiye'de olsaydı bu kadar kalamazdı. Belki 6. haftayı göremezdi. Aydın Spor maçından Hiddink'in gönderildiği gibi, Löw'ün şampiyon olmanca gönderildiği gibi, Mancini'nin gönderildiği gibi, Cessun gönderildiği gibi ve bu gidenler gittikleri yerde daha büyük başarılar kazanıyorlar. Ama orada başka bir futbol iklimi var, başka bir futbol kültürü var. Sabrediyorlar. Tabii tabii tabii. tabii. O ben kesinlikle. öyle düşünüyorum. Burası kesin abi. Peki abi Galatasaray bu hafta ligde nasıl görüyorsun? Biraz da onu konuşalım. Şimdi ligde yani nasıl bir, görüyorum? Biraz da geleceği konuşalım. Sonra Fenerbahçe'ye tamam. ve Beşiktaş'a geçelim sırayla. Tamam. Şimdi bir defa Okan buruk doğru yaptığına inanıyorsa önce Kazımcan bu hafta da ilk 11'de oynayacak. Lise maçında deplasmanda. Hadi bakalım. Yani Kazımcan bu hafta mı Angelino'dan hızlı oldu. Ama i̇ki şampiyonluk yaşamış. Işte. İki şampiyonluk yaşamış bir teknik adam, bir Türkiye Kupası kazanmış bir teknik adam kalkıp da rakibe göre veyahut da o hafta Kazımcan'ın hızını Ancelino'dan iyi gördüm açıklaması. Yani hayatında ilk profesyonel maçına çıkan bir antrenör bu açıklamayı yapmaz. Ya yapmak. hızdan ziyade temaslı oyunda daha iyi dedi sanki. Tamam. Peki bir soru. Kopenhag veyahut da United tempo olarak temaslı oyunda bayan kadar olması da ona yakın var mıydı? Vardır. E gidiyorsun United deplasmanında Angelinho ile oynuyorsun da. Ha şu var abi zaten bir şey konuşmaya gerek yok. Kazımcan ilk golü yedirdi. Ya, ikinci golle Hatası Yine o hatası var var hatası var, var onun arkasında. Yine yani. Hayran'ın nasıl hatası vardı ama onun kanadından geldi. Onun kanadından Yaşlı geldi. Ve... Onun kanadından geldiler. Bravo. Ve sırf Kazımcan asist yaptı, özgüveni kendine geldi diye oyunda tuttun. Ha çıkarsaydın belki hepten bitirirdin. Tabii. Ama senin gibi bir oyuncunun arkadaşı. Mesela Emre nasıl Dortmund'da 5 5 beş dakika sonra oyundan aldı Fatih Hoca. Onun da böyle bir şey yaşayacağını bilmen lazımdı. Okan Buruk esnek değil. Sevgili Bişar. Yani kendi de üçlüye dönmekle ilgili gibi bir şey söyledi mesela. O da yadırganırdı. Çünkü ya 60 maçta şunu görürsün. Şimdi biz hep aynı stüdyoyuz ama aynı şeyde mi yayın yapıyoruz? Yok. Her başlayalım. formatımızın bir konsepti var. Bir bravo. Haftanın özatının konsepti başka. Indie Game'in başka. Indie Game'in in bambaşka. The, bambaşka. Bunun bambaşka. İçeriği de başka, görselliği de başka. Mesela söz bayt başka. Mesela sözde futbol daha böyle gırgır gır şamata. İçinde game, ya şimdi Rasim abi geldi ama normalde ciddi meseleleri konuşuyor. Bu sefer nalına amına. İçinde ge. Sınır tanımaz. Sınır evet. tanımaz. Oyunun içinden çat çat. Maç önü devre arası. Oo, tamamen teknik. Konferi. Bu içerik. Tabii. Bir de görselliğe bak. Hep aynı. Aynen. Bizim stüdyomuzda 3-4 tane yer var. Aynen öyle. Her formata göre yer buluyoruz, yer. ayarlıyoruz bir şekilde. E şimdi biz kalksak hep haftanın özetini burada yap. İç indi game'i burada yap. Sözde futbolu burada yap. Maç önünü burada yap. Devre arasını burada yap. Demez miyiz kardeşim? Nerede yapıyorsunuz ya? Ufacık bir yerler misiniz? Veyahut da ne bileyim. Halbuki stüdyomuz 500 metre kare bir yer. Yani şimdi demez misiniz? Evet. Nerede? E şimdi 4-2-3-1'e takıldı kaldı. Tamam bununla şampiyon oldun ama sen de biliyorsun ki en çok şampiyonluk yaşadığım dönemde 3-5-2'den 4-4-2'ye dönem bir takımım vardı. 4-3'e dönen bir takımım vardı. Futbolculuk döneminde. Ama ona inanmıyor bence. O tercihleri, o oyunlara inanmıyor. Ya inanmıyorsa o zaman büyük hoca olamaz. Dikkat eder misin? İlk aydınlığı kesildi. E, tabii. onda zaten bir algı yaptılar. Evet. Kamuoyunu böyle bir şey Dikkat yaptılar. sakat sakat top alıyor. Bu hafta da oynar. O, oynayacak gibi duruyor. Bu hafta oynar. Yani bak yalan ışık hızıyla gider. Doğru kaplumbağ hızıyla gider. Ama kaplumbağa Işık hızını her zaman geçer. Yani o zaman 15 gol oldu yıkardı. Ya atar. 40 gol de atar. Atar Allah abi. Ya. Zaten o adam hadsiz bir adam. <laughs> ben böyle özgüvenli bir adam görmedim. Yani 30 Hayır. tane penaltı kaçırıp hala panenka yapıyorsun be adam. Bu nasıl bir Hayır, şey ya? panenka yapıyor. Bu ne arsızlıktır ya? <laughs> Hiç bir daha kaçırırım korkusu yok. <laughs> Sıfır abi, abi. ya. Yani bunu olumlu anlamda söylüyorum arsızlık kelimesini yanlış anlamayın. Özel bir adam. Çok özel Hakikaten özel bir, bir adam. adam. Evet. Yani bak öyle istersen kim olursan ol bir penaltıyı kaçırıp da. İkiyi kaçırıp da üçü kaçırıp da birini pas veriyor. Bak utanmasa yarın bir gün dönecek topukla vuracak. <laughs> Yapabilir onu biliyor musun? Yapar mi? abi. Yapar manyak yani. E, tabii. Ve ben atar, sana atar, söyleyeyim. Atar topukla da böyle atar. Kahraman Şimdi düşerim. Drogba atmıştı da yarayalım işte. Çat diye topukla. Ama Drogba da başka bir levha. O olabilir. biraz daha üst seviyesi. Şimdi Galatasaray'ın yapması gereken şu arkadaşlar. Bir defa. Endon ya oynatacak ya kurtulacak. Bu hafta oynar mı? Bence bu hafta artık ilk 11 bir oynar Endon Böyle bir ihtimal var. Var. Niye Çünkü, var? Hani Kaan Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Torreira Endombele deneyeyim. Bak bu arada biz Ka Torreira Kaan çok iyi oldu diyoruz ama. Belki Torreira Endombele çok çok daha iyi olabilir. Ya olabilir. Tabii ki olabilir. Zaten Endombele onun için aldılar da. Endombele bir iyi olursa. <laughs> ikisi çok daha iyi olacak da. Tabii. Endombele bir türlü iyi olamıyor. İyi olabilir. Onun ama için... o 90 dakikayı oynaması lazım artık. Endombele. E oynatmak. En Öfela, iyi kondisyon maç kondisyonudur. Muhtemelen de bu hafta en, e, Hakim Ziyeş işte oynar diye düşünüyorum ben. İkisini birden mi? Yapabilir mi? Bilmiyorum. Ama Okan Buruk için en kötü senaryo ne biliyor musun? Nedir abi? Mesela Şampiyonlar Ligi'yi çaldığın bir adamın sakatlığı yoksa cezası yoksa yedek bırakmak. Oliveira'nın oynamama süresinin uzaması. Mertens'in daha az süre alması. Ziyech'in hazır olduktan sonra tam oynayacak mı oynamayacak mı belirsiz olması. Bunları bir şekilde Okan Buruk'a karşı kışkırtabilir. Dolayısıyla bunları oynatıp oynatmamak birini tercih edip etmemek skor da gelmezse Okan Buruk'u çok soka, zora sokar. Bence yine de bu hafta özellikleri dizi karşısında Galatasaray'a farklı bir skor bekliyor abi. Yani Şampiyonlar Ligi dönüşünde bu kadar iyi takım veya da Avrupa dönüşünde Fenerbahçe Galatasaray ikisi için konuşuyorum değil. Bir sıfır kazanırlarsa Şükür öpsünler etmeliler. başlarına koşsunlar. Şükretmeliler, haklısın orada. Geldik Fenerbahçe Ümit abi. Vallahi Fenerbahçe yine dolu dizgin. 3-1 net bir skor. Tamam zaman zaman Ludo Gores zorlamıştı ama yine de Fenerbahçe'nin şahane bir galibiyetini gördük. Fenerbahçe 18 e 18 tarihi bir rekor daha yaptı. Hatırlar mısın? Norşelan'ın 7-0'lık 7-1'lik galibeti yalkanı yanıltmasın demiştim. Evet. Tamam. yani gibi. Fenerbahçe sezon başından bu yana en güçlü rakiple oynadı. O derece diyorsun Bak, abi. Bak en güçlü rakipte oynadı. En güçlü rakip mi? Kendisini en çok zorlayan rakip. Yani, yani o işte değiştirebilir. Kendisini en çok zorlayan bir rakiple oynadı. Evet. Yani tabi hoca değişikliği de bir Maribor etki. biraz daha iyiydi sanki çünkü abi. Hmm. Bilmiyorum katılır mısın? Yani... Aslında Twente hepsinden iyi ama Twente 10 kişi kaldıktan sonra 15 5 oldu sonra. Diyorum, Maribor dedim Twente. Ama Maribor da maçın 10 15 dakikası doğru bir dizi. Ama hiçbiri bu kadar zorlamadı. Evet. Yani hiç oyun anlayışından ödün vermedi, çok pozisyon kaçırdı. E tabi bunda birçok oyuncu değişikliğinin şeyi var yani kolay değil. Neredeyse takımın Etkisi var. E, altı oyuncuyla başladı. Sonrasında İrfan Şimanski, İrfan'ın üçüncü de attığı bir ayak dışı var. Dedim ki Ümit Özat mısın oğlum? <laughs> Böyle bir şey olamaz. <laughs> Mütevazilikte <Resmen, gülüyor> gibi oldu. attı. Ee, Şimanski orada aldı at dedi. Ne dedim sana ile ilgili hatırlar mısın? Bir maç çıkar mükemmel oynar. Tamam Yine beş attı. maç şimdi. İyi gol attı. Araki bulasın yani. Ama zaten bu maçlar Zayt için, Crespo için, olduğu için. Ya bu tarz oyuncular için gelişmeler için iyi maçlar yani. Yoksa daha yüksek bak şu arkadaşlar. Şimdi hep anlatmaya çalıştığım şey var. Bu tren kalktı. Bu trenden inen binemez daha. Yani 11'den giden bir daha geri gelemez. Bravo. Nasıl şu anda Cengiz gelemiyor? Yani 11 dışında kalan bir daha kolay kolay 11'e dönemez. Geçmiş olsun. Bitti. Yani. Dolayısıyla İsmail Kartal mükemmel iş Cengiz yaptı. Cengiz mesela geri gelebilir mi? 3. Çok zor. Geri bugün gelir. Bugün, Zamanı var. Bugün ama fizik olarak da çok zordu Cengiz'i. Yani iyi değil de. İrfan'ı kesemezsin şu anda. Tabii. Tadiş'ten vazgeçemezsin. Şimanski senin gol yükünü çekiyor. Vazgeçemezsin. Dolayısıyla tren kalktı inen binemez. BK mı oynamıyor? Tamam. Vazgeçilmez bir oyuncu ama şu anki kadroda. Cık'ı devam eder, Samet gelir. Yani onun gibi bir şey olabilir. Yani e, Osa ile Ferdi'yi biraz alternatifsiz görüyorum. E, Oraya da Mert'in pişmesi lazım. Osterbold'e o şeyi veremiyor sanki değil mi? Veremiyor, o da veremiyor. Mert'te bir hayal kırıklığım var. Çocuk gerçi şey oynamadı ki ya bu ne yapıyor diyelim. Yani böyle bir oyuncuya bu kadar uzun zamandır da şans vermemesi de çok tuhaf. Evet. Kendimi istemedi. Niye onu oynatmıyor? Ben istemediğini düşünmüyorum muhtemelen çok yetersiz görüyor. Şimdi Serie A'da oynayan bir adam daha bu çocuk bir yıl önce milli takımın değişmez oyuncusuydu. Ya ya da şöyle diyebiliriz. O o kadar mükemmel ki. Mert Müdür'ü oynatacak. İsmail Hoca zaten o ama, seviyordu abi. Ama orada daha vahim bir durum var. Mert adına. O yoksa da Mert'i sağ alıyor. Oster Volde'yi sol alıyor. Sol alıyor tabii. Yani zor. Halbuki ee, Mert hem sağ ve hem sol olayık. oynayabilir alternatif olarak. Tabii ki. İrfancan'ın kaleci İrfancan'ın uzun zaman sonra oynamasından oynaması kolay bir şey değil ama maçtaki coşkusu, arzusu yani o benim için çok önemli. Ee, onun dışında baktığımızda İrfancan'ın 18'de 18. 18. 18, -18. Cengiz'in İrfancan'ı kesmesi çok zor. Ha bir hayal kırıklığı daha var Rank'ent. Ya şöyle benim için hayal kırıklığı değil de Mutlaka onu alıp getirenler için bir hayal kırıklığıdır. Yani bu takıma Cengiz'in girmesi zorsa Ryan kent nasıl girecek? Rank kent'in girmesi değil. Yani vagondan içeri bilmesi zor bu trene. Tabii. Çok zor, çok yani zor. Yani da iyi değerlendirecek ama çocuğa da bir şey demiyorum. Bana göre e, doğru perform iyi performans veremeyeceği bir pozisyonda oynuyor. Mesela ikinci yarı sola aldı. Çünkü Ryan kent soldan içeri giren bir oyuncu. Sağ oynattığın zaman çocuğu öldürüyorsun. Bu gerçek. O zaman sola at. İşte Tadic'i oynattığı için yapmadı. O zaman alternatif yap diyeceğim. Burada da, bu sefer de Joshua King geliyor. Ee, bir şey. Ama şunu söyleyebilirim Bişar. 18'de 18 ama iki maçtaki son Hatay ve bu maçtaki Ludogorets maçı. Ludogorets maçındaki coşkuyu yani şey daha önceki maçlardaki coşkuyu bu iki maçta görmek görmedim. Evet. Yani skor yanıltmasın. 4-2 3-1 takım kazanıyor ama bu, bu iki maçtan önceki maçlardaki o basan evet bunlarla insan bir yerde mutlaka e, düşecekler, kaybedecekler ama çok iki maçın skoru oynanan oyunun karşılığı değil aslında. Aa, enteresan bir şey söyledi. Yani bundan ben önceki maçlar için bunu diyemem. Biri 4-2, Fenerbahçe yine 7 gol atmış, 3 gol yemiş toplamda. İki maçta 7 gol ciddi rakam. Ama sen yine de diyorsun ki Işar ve sevgili dostlar BTV izleyenleri bu iki maç için iyi oynadı diyemem. Diyemem. Yani oynanan oyunun karşılığı bu skor değildi ama Fenerbahçe kötü oynarken kazanıyor dediğimiz şey var ya şimdi birileri çıkar der ki bu mı kötü oyun diyorsun? Artık Fenerbahçe o kadar mükemmel alıştırdı ki. Evet tabii. Bundan sonra anlatabildim mi? Bir tehlike yani tehlike çanları şu açıdan çalıyor. Çok çabuk form tuttular. Rekorlar kırdılar. Bundan sonra 1-0'ı, 2-0'ı, 2-1'i kabul etmeme alışkanlığı olan bir Fenerbahçe taraftarı var. Doyumsuz hale mi geldi diyorsun Fenerbahçe taraftarı? Öyleydi zaten. Fenerbahçe bugün bu günlere geldiyse sadece Ali Koç'un 5 seneki başarısızlığından gelmedi. Ondan önceki 4 sene, ta bizim zamanlara git 2 sene üste şampiyon olan takımın 3. sene bazı zamanlar yuhlanması. Evet tabi. Yani onun için 1-0 kazanmak da çok değerlidir. Dikkat edin bu hatayı Cesus'ta da yaptınız. Artık 2 atıyoruz, 3 atıyoruz, 4 atıyoruz ama sezon sonunda skora baktınız. Onun için takım kötü oynayabilir. Kazandığı zaman da bu desteğe devam ettirmek lazım. Bir e, hafta sonra ne yapar abi? Biraz oraya değinelim istiyorum. Fenerbahçe kendisinde travma yaratan bir takımla karşı karşıya yıllarca konuşuldu. Hatta senin oynadığın dönemlere denk geliyor. Ben Sen yenilen takımda değilsin. Değildim. Ama o zaten Fenerbahçe'ye yapılan şakaların tamamına maruz kaldın. Valla ben maruz kalmadım. Ben ne pendik'te vardım, ne 5 birlik maçta vardım, ne 7 birlik Sigma Olumuk maçında vardım, ne 6-0. Allah'a bin şükür benim futbolcuk zamanda Sen... hiç böyle rezillikler yaşamadık. <laughs> Özellikle sahada olduğum dönemlerde hiç yaşamadık. Yani onu bir defa da bilin. Anlatabildim mi? Buradan bunu söyleyeyim. Buradan ümit kadar olduğunu anlayabilirsin. <laughs> bunu bilin. Çünkü bak, teknik adam olarak tek başına elinden bir şey gelmeyebilir. Gelmeyebilir. Ama evet. oyuncu olarak bunu, Fenerbahçe'li oyuncunun, öyle. Biz 5-1 yenirdik. Benim son maç cezam da 4 maç ceza almıştım Giray kavgamdan. Evet. O maçta yoktum. Emin olun, emin olun. Yenilebilirdik ama. 5 yemezdik. Yani olay oraya götürmezdim. Sen yani e, Türkiye Kupası finalinde de yoktun zaten. Nasıl? Hangi Beş bir? Beş birlik. Finaliste yoktu mu işte. Yoktu. Evet yoktu. Orada Or yoktu. Yani şuraya geleceğim. Ee, tarih tekerrür eder mi? Etmez. Yani Fenerbahçe ligde 10'da 10. On, toplamda 19'da 19 yapar mı? Ligde 9'da 9 mu şu anda? 10'da 10 on mu olacak? 10'da 10 on oluyor. 10'da 10. On. Arkadaşlar bakın Fenerbahçe'nin zorlu maçı önümüzdeki hafta Adana Demir. Ama onda da bir pay bırakayım. Karagümrük maçı Adana Demir'in Karagümrük maçındaki performansı biraz benim için soru işareti. Onlar da sezonu erken açtılar, onlarda da yıpranma, yorgunluk, Avrupa kupalarından gelen bir e, bıkkınlık olabilir. Ama yine de Fenerbahçe'den puan almaya en yakın takım Anadolu takımları içerisinde Adana Demirspordur Yani Pendik maçını yüzde 99.9 Fenerbahçe kazanır derim, ama Adana Demir maçını Fenerbahçe yüzde 99 %50 ya %70 kazanız diyemem. Çünkü o maç Adana'da. Maç Adana'da ama Fenerbahçe'nin şu anda hiç kaybetmeye kaybetmeye de işi yok. Tamam, zaten akıllarından geçmiyorlar. Doğru. Ama şunu unutmamak lazım. Ee, bunu Anadolu takımları içerisinde söyledim. Sonra Trabzon'la içeride oynuyor. Muhtemelen eğer Galatasaray çünkü büyük bir travma yaşadım. Belki de son 2 senenin en mükemmel, 3 senenin en mükemmel oyununu. Belki de Türk futbol tarihinde görülmeyecek bir oyun oynayıp Mağlup oldu. Bayan ünlü maçı için. Ziyaret. Mağlup oldu. Onun travması, yıpranması, yorgunluğu. Zaten şampiyonlar ligi dönüşünde Galatasaray puan kaybetmezse. İşte buna Ümit edatın umudu diyoruz. Puan kaybetmezse Fenerbahçe ile Galatasaray ya da bile puan kaybeder ya da birbirleriyle oynayacakları maçlarda. Bence oraya doğru gidecek. Puan abi. kaybederler zaten gidiyor. Bence oraya doğru, yani doğru gidecek. Yani inanılmaz bir puan taşı olacak. Şöyle, 90 şöyle bir şey oluyor abi. Fenerbahçe muhteşem. 18-18 inanılmaz. Ama Galatasaray... Avrupa'da öyle takımlara kök söktürüyor ki. Ya diyorsun ki bu takım Bayern Münih'e bunu yapan Fenerbahçe'ye neler yapmaz? E son iki maça bakıyorsun. Onu göreceğiz. Ligin şeyi çok başladı. Son iki maçtır Fenerbahçe'nin Galatasaray'a golü yok. Şimdi Galatasaray yanılmıyorsam aynı dönem miydi bilmiyorum. Fenerbahçe sıkma olumluktan 7-7'inde Galatasaray'da antrenman falan kurtulmayanmıştı. Hatırlamıyorum. Ben, ben, ben doğmamıştım o zaman. Bilmiyorum. Yani ya da o dönemler. Geldi Aykut Kocaman'ın golüyle Galatasaray'ı yendi. Derbiler çok başkadır. Tabii tabii. Yani tabii, tabii. ne Münih maçındaki Galatasaray'ı görebilirsiniz ne de çok kötü oynayan bir Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. maçındaki Galatasaray herhalde bir 10 yıldır hiç görmedik abi. Böyle bir şey yok. Öyle Münih maçındaki yani. 60 dakika Galatasaray'ı emin olun Arsenal maçına da görmediniz. Kupayı aldınız tabii. Arsenal maçında da görmediniz. aldığının içine basa basa yani. top çalmalar Onun için, falan yani. O... Ee... Bu iş zaten oraya gidiyor. Ligde bu Bayern e Münih de yok. belki 10 yıldır böyle bir maça oynamamıştır. Ama orada tabii Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Bayern 2'yi yeseydi 2-2 yapacak tempoyu tekrar yakalardı. Tabii ya. Yani. Sonuçta Bayern Münih yani bak. Yani ondan yana bir şey yok abi. Fenerbahçe ama... travmayı yaşamaz diyorsun. Eee travmayı yaşa Pendik maçına yaşamaz. Abi gelelim kanayan yaramıza, evet. kara kartalımıza. Evet. Avrupa'da yine bir mağlubiyet, Bodoglim, Norveç deplasmanı. Ne düşünüyorsun? Arkadaşlar ben Beşiktaş adına, Beşiktaşlar adına çok üzülüyorum. Beşiktaş bu ülkenin en eski kulübü. Bir takım şampiyon olduktan sonra bu kadar vasata alıştırılır. Ahmet Nurçebi Türkiye'nin en başarılı başkanı olma ihtimali varken belki de yani Ali Koç'u geçemez başarısızlıkta da ondan sonra en başarısız başkan olacağını düşünüyorum. Göz göre göre lades dedi. Bir takım ancak bu kadar kötü kurulur, ancak bu kadar kötü yönetilir. Çok üzülüyorum Beşiktaş adına. Yani maçı izledik. Arkadaşlar yani Beşiktaş takımın kadrosuna bakıyorsun. Bodo Glimt'in belki dört katı ama sahada oynanan oyun. Oyuncuların vurdum duymaz. Onan almıyorsun. Yanına veriyor geri geliyor. Niye aldın bu adama? Ne gördün? Hala Beşiktaş takımının Zahid oradan hiçbir şey göremedik. Dediğin gibi Beşiktaş'ın hala stoperi Necip. Hala vazgeçilmez Necip'se. 11'e Cenk'le başlamıyorsun falan. Yani o da enteresan. 4-4-2 oynamıyorsun. Sevgili Burak. Sana bir abi tavsiyesi. Seni çok seviyorum. Baban benim kaleci antrenörümdü. Babanı da çok severim. Çok iyi adamdır. Allah uzun ömür versin. Fikret amin. Öyle bir girdin ki Sen, seni de sevmezdin, babanı da sevmezdin diyeceksin sana. Kalbi pırlanta gibi olan bir kardeşimsin. Hakikaten tertemiz. Canım kardeşim, elin ayağın düzgün, yakışıklısın, fitsin. Bak, Burak kötü takım savunma yapmaz. 4-4-2 oyna. Bunu unutma. Hayat cesurları sever. Cenk'den vazgeçme. Antrenörlüğün başında gelişimini hızlandıracak biri varsa Cenk... Ben en çok zaten Burak Hoca'yı izliyorum biliyor musun abi? Çok kötü sınav veriyor. Tamam Galip geldi. Ya böyle olacak belli. Maçında Galatasaray maçı fena oynamadı aslında. Beraberliği ellerinden kaçırdılar. Ama bugün Avru hani Avrupa'da da Bodo Glimt e, yenilgisi. Bir de Allah korusun Antep'te içeride puan kaybı. Yani Bodo Glimt'e yenilmek Şimdi yalnız sevgili bir şey. Sen yöneticik yaptın. Evet. Ben yönetici olsam. Arkadaşlar olaya biraz geniş perspektiften de bakmak lazım. Burak'ın antrenörlüğünü bu kadroyla kıyaslanırsın ama. Mecburum kıyaslayacağım. Ama Türkiye'deki yöneticiler de böyle. Mecburum kıyaslayacağım. Dünyada da bu böyle. Nedenini söylüyorum sana abi. Burak sezon başı bu takımın başında mıydı? Yardımcı antrenörde. Tabii. Kuruluşundan itibaren bu takımı biliyor. Kendi kurulu demiyorum. Oraya dikkat et abi. Burak Hoca'nın kendi kariyeriyle ilgili çok kritik bir karar vermesi gerekiyordu. Ya Beşiktaş'la başlamayacak teknik direktörlüğe. Yani Onu söyledi. Başladıysa da mazeret kabul etmez. Yani bir Artı koyacak. Bir bir fark koyacak. Şu anda bir fark var mı? Şimdi fark yok. Hem fikrim seninle. Bir de şöyle bir problem var bak sevgili Ümit abi. Daha Burak 4 ay önce, 5 ay önce sahadaydı, oyuncuydu. Onu anlatıyorum. Burak Hoca bir yıl sonra ne dediğimi daha iyi anlayacak. Ben ondan gencim ama ben de bazen böyle hatalar yapıyorum. Bir yıl sonra ben neden bu hatayı yapmışım diyecek. Ben bir TV'yi kurduğumdan bugüne diyorum ki geçen sene bunu niye yaptım? Anlamak mümkün değil. Burak o zaten bir günü diğer diğeriyle aynı olan zarardadır. Peygamber Efendimiz'in hadisi. Burak Hoca da zamanı geldi diyecek ki ben neden Beşiktaş'ın başına hemen geçtim. Daha dört ay önce futbol. Ama vardı. bunu dememek için fırsatı var sevgili bir şey. Hala var ama kolay değil. Dört dört iki oyna bak. Ne dedik hayat cesurları sever Burak. Bir de orada bana göre önemli bir başlık. Kötü takım savunma yapma. Senin takımın kötü. Senin takımın bir kilo demir bir kilo pamuk mevzusu değil. Yani Galatasaray'la Fener on kilo demir. Sen bir gün o demir mi pamuksun yani? Hakikaten kötü. Kötü. Kötü kadro kurdun. Oyna. Sa çift santrafor oyna. Ne kaybedersin? Güzel kardeşim, en azından senin bir antrenör potansiyelin olduğunu düşünsünler. Sen bir fark koymazsan o zaman insanlar seni niye tercih etsin? Niye Elbette abi? ki tercih edileceksin. Bunu hak ediyorsun. Kariyerin, bilgin, birikimin. Ama onu burada ortaya koy. Bak çok şanslısın. Beşiktaş'tan başladın antrenörle. Çok üst seviyeden başladı. Bak. Beşiktaş yardımcı antrenörlüğünden başladın. Ben başlasaydım futbolu Ankara'ya değil de Fenerbahçe yardımcı antrenöründen başlasaydım Allah bilir ama bak bu şans herkese nasip olmaz. Bir oğuz çetime nasip oldu futbolu bıraktı. Fenerbahçe'den başladı. Bir sene nasip oldu futbolu bıraktın. Beş yaştan başladın. Bunu değerlendir. Cenk'i kaybetme. Biliyorum çok büyük kısmetsizliğin bunu göz göre göre lades dedin. Bir adamın takımı e, beraber top oynadığı bir arkadaşına hocalık yapması... Tamam ama 10 tane arkadaşına hocalık yapması çok kolay bir şey değil. Kesinlikle abi. Yani çok çünkü oldum. onlara bir anda abilikten çıkıp patronluğa geçiyorsun. Geçmek zorundasın. Geçmezsen olmaz. Halbuki al Cenk'i yanına. Antep maçına olur bir de onu değerlendir. Sen gidersen Abba umrunda olmaz. Sen gidersen Muleka'nın umrunda olmaz. Ama Cenk durur. Ama yani. Cenk senin arkanda. Beraber çok top var. oynadınız. Al Cenk'i yanına. Koy 4-4-2 oyna. Yap bunu. Raşit'e gez al. Geç son. At Raşit bir tarafa. Sen Batla... tebrik... Al sola. Al sağa. Getson. Demirege ya da Ahmet Avuç. Hiç mi bir şey ya Ne korkuyorsun kardeşim ya. Chamberlain ona gerekirse. Hiç önemli değil. At ön tarafa Cenk'le Abbakar'ı Ab öne geçtin bir orta sağda. Geçemedin mi yapacaksan sen yaşsın. Mutlaka 7'nin fazlasını atarsın. Aynı ne oynuyorsun? Ahmet o onunla bununla ne uğraşıyorsun bunlarla abicim yani bizim orada affedersin bunlara tırşık giderler ya. Allah'ını seversen beş yaş takımı böyle oy, al Cenk'i ver bandı koluna Cenk seni de kurtarır. 5 yaşı da belli bir seviyeye getirir. Hele de şu bir takımda iki gol atmış Cenk'i niye almıyorsun? Havaya girmiş oyuncu oynamıyor. Allah yarabbim. Abi Antep maçı ne olur içeride oynuyorlar. Şimdi Sumudika Antep'le üçlüye döndü. Bir fırsatı var Sumudika'nın. Evet. Savunmayı iyi yapıyor. Beş yaşında en büyük eksisi. Hele şu maçtan sonra. 10. dakika yine taraftarlar istifadeye başlayacaklar. Arada meze olma. Beşi savunmayı iyi oynatan bir adam var. Ne yapıp yapıp maça gol ya da gollerle başlaman lazım. Bunun için dediğim gibi 4-4-2 oynaman lazım. Onun için hele bir de Allah korusun. Bak ilk golü yersen. Belki de seçime kadar da kalmaz. Hoca ya da maçı puanı alamazsan. Hoca, hoca getirebilirler ama... Hoca getirebilirler. seçimden önce kimse gelmez sen yani belki. Şu anda ne zaman? Ha, Ekim ayındayız. Ee, Aralık çok az kaldı. Gelmez. Yani, gelmez. Bir ay 15 gün için hiç kimse gelmez. Abi. Burak ilk antrenmanda 4-4-2'yi dene. Beni dinle kardeşim. Ve 4-4-2'ye geç. Seni kurtarırsa bu kurtarır. Abi bitirdik. Ağzına sağlık haftanın özetini tamamladık. Arkadaşlar sizlerden ricam video biterken sadece video biterken söylüyorum. Like atın. bu, bu tür içerikleri daha çok çekelim. Yorum yazın. E bir daha abone olun. Eliniz dert görmesin. Mutlu olun. Huzurlu olun. Şimdilik hoşçakalın.